Bu yapılamaz dediler. Senin yakalanamayacak kadar hızlı ve çevik olduğunu söylediler. Ama işte buradasın. Elimizde tarih yazmak için nadir bir fırsat var. Şifreli bir otobüs sinyalini ele geçirdim ve eğer şifreliyse önemli bir şey olmalı. Hemen bana açıkla. Ben de senin cezanı daha da çabuklaştırayım. Sesli konuş. Ağlarken sözlerin anlaşılmıyor. Git başımdan. Belki de kendi hayatın tehlikede değilken benimle işbirliği yapmaya daha hevesli olursun, Arsi. Arsi, bayağıdır görüşmüyorduk. Ya bana şifreli mesajı açıklarsın ya da dostun Cliff Jumper'ı kıvılcımı sönmüş otobotların yanına yollarım. Unut gitsin, onu tanımıyorum bile. Ah, iyi ki hassas biri değilim. Bu davranış sana hiç yakışmıyor Arsi. Bana mesajı söyle. Senden korkmuyorum Starscream. Sen Megatron değilsin. Üç adım mı Bulkhead? Tüm yapabildiğin bu mu? Üzgünüm Miko. Bacaklarım hala acıyor. Sana ne söyledim? Bahane sunmamamı. Kesinlikle. Tekrar dene. Bu kez 10 adım. Umarım Icon veri tabanını çözmek Bulkhead'in iyileşmesinden çok daha iyi geçer. Yavaş ama sağlam eski dostum. İnsan teknolojisi. Ama alanındaki uzmanlığın bize Decepticonları bu oyunda yenecek bilgileri sağlayacaktır. Korkarım Cybertron teknolojisine ulaşmaları da onlara aynı avantajı sağlayabilir. Bu yetmez. Eskisinden daha güçlü olmalısın. Hadi biraz dinlen Bulkhead. Dinlen mi? Decepticonlar mücadelenin ortasındayken Bulkhead'in dinlenmesine izin verecekler mi? Hastayı fazla zorlayıp acele edersen yaralarının açılmasına neden olursun. Ama... Bulkhead'in dinlenmesi gerek. Çekil önümden. Miko. Merhaba Arsi. Ben de... Uçuruma fazla yakın değil misin? Yüksekten korkmam. Bulkhead hızla iyileşiyor. Senin çabaların sayesinde. Ama bir eğitim çavuşuna değil, dosta ihtiyacı var. Alınma ama buraya yalnız kalmaya geldim ben. Yaşadıklarını anlayabiliyorum. Biriyle konuşmak istersen eğer... Ben iyiyim, tamam mı? Hançer'in mahvettiği ben değilim. Miko, sevdiklerinin yaralanması seni üzer. Duygularını bastırmaya çalışman hiçbir işe yaramaz. Tabii, sen anlarsın, öyle değil mi? Evet. Anlarım.
Arsi, özür dilerim. Onu kastetmedim. Önemli değil. Bu ara hep aklımda. İlk ortağım Tailgate yaralanınca kimseyi kabul etmedim. Sonra Cliff Jumper geldi. Nasıl biriydi? Cliff konuşmayı çok seven biriydi. Cliff Jumper, iyi misin? Ben de beni önemsediğine inanamıyorum. Şu anda tek önemsediğim şey konuşabiliyor. Ama seni kurtaranlara karşı hep böyle misindir? Sorumu cevaplamadın. Starscream'in oyunlarından sıkıldım ve ben de devrelerimi numaradan kapattım. Scream de buna kandı. Buraya nasıl geldin? Gezegende Decepticon operasyonu ile ilgili bir şeyler duydum. İzi takip edip Starscream'in bol miktarda enerjonu buraya getirdiğini öğrendim. Senin hikayen ne? Aynı. Konuşmayı pek sevmiyorsun. Bütün sorgulama yöntemlerini denedim ama hiçbiri işe yaramadı. Onların işini bitirebilirdim ama taşıdıkları mesaj fazlasıyla değerli. Keşke içlerini açıp mesajı çıkarıp alabilsem. Hayır, mahkumları ortaya çıkarmayacağım. Neden Zafer'in onun olmasına izin vereyim ki? Taşıdıkları mesaj fazlasıyla değerli. Pekala, ne de olsa enerjini ona iletmem gerekiyordu zaten. Demek Kaon burası ha? Decepticonların buraya yaptıklarına bayıldım. Harabeler gerçekten göz alıcı. Sessiz ol. Evet, geldik. İşte bu kötüye işaret. Madem sizi şifreli mesajı vermeye ikna edemiyorum, yöntemleri biraz daha ikna edici olan biriyle tanıştırmaya ne dersiniz? Başımız sandığımızdan da büyük dertte olabilir. Otobotlar, Shockwave'e merhaba deyin. Gibi enerjonu getirmek, şifreli bir otobot mesajını bulmak ve iki mühim mahkumu yakalamak etkileyici, evet, haklısın. Ama Lord Megatron'un sağ kolu bunları zaten yap... Bırakayım da çalış, değil mi? Odaklanmaya çalışacağına hiç şüphe yok. Devam et. Shockwave, mahkumun sinir ağını etkisiz kılmadan mesajı alabileceğine emin misin acaba? Korteks zihin yamasını ben icat ettim. Korteks zihin yamasını ben icat ettim. Özelliklerini en iyi ben bilirim. Tabii bilirsin. O şeyi uzak tut benden. Sakın yaklaşma. Bırak onu. Önce beni al. Merak etme. Eğer zihni işlemişe yaramazsa sıradaki sen olacaksın. İşte mesaj. Arsi! Sizi mahvedeceğim. Kes sesini. Dinlemeye çalışıyoruz. Ben Optimus Prime. Şu anda bol enerjon madenine sahip küçük bir gezegendeyim.
Bu mesajı dinleyen bütün Autobotların yanıma gelmesini istiyorum. Buranın yakında Decepticon işgalinin yeni hedefi olacağına dair şüphelerim var. Biz küçük ama güçlü bir takımız. Bu koordinatlarda buluşursak planlarımızı yapabiliriz. İyi yolculuklar. Çok zekice. Optimus Prime'ı nerede bulacağımızı öğrenmekle kalmadık. Yardım çağrısını da duyduk. Şimdi saldırıya geçelim. Sen artık işe yaramazsın. Hey Scream, merak ettim. Önemli işleri kendin yapamıyor musun? Shockwave, mahkumlarından birini sen ortadan kaldırmıştın. Cliff Jumper benim. Söylediğin sebep mantıksız. Ama keyfini çıkar. Ne düşünüyorsun Cliff Jumper? Önünde bir sürü seçenek var. Yavaş yavaş mı başlayayım yoksa kaba kuvvetli mi? Sen seç Scream. İstediğini seç. Nasıl olsa bir şey yapamayacaksın. Madem öyle. Bu işi bildiğimiz yolla bitirmeye ne dersin? Hayır, hayır. Kurtardığın için sağ ol. Konuş bakalım Starscream. Enerji onları ne yapacaktın? Söyleyeceğimi mi sanıyorsun? Konuş, yoksa işini bitiririm. Çok ciddiyim. Ona bir şey söylesen iyi edersin. Daha ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Bunu kullanmayı bilmem. Ama emin ol, üstünde deneyerek öğrenebilirim. Shockwave! Asıl aradığımız o! Kaon'da uzay geçidi inşa ediyor. İmkansız. Uzay geçidi teknolojisi artık yok. Ama o başardı. Shockwave parçaları birleştirip uzay geçidi tekniğini yeniden geliştirmek için Cybertron'dan hiç ayrılmadı ki. Ve sen de ona gereken bütün enerjini buraya getirdin. Çok hoşuma gitmese de arada faydalı olmaya çalışıyorum. Bir yere mi gidiyorsun? Uzay geçidini kapatmaya. Bensiz mi? Bu çeviklik istiyor. Konuşkanlık değil. Bu konuşkanlık kendini kurtarman için sana zaman kazandırdı. Beni yavaşlatmaya kalkma. Nereye gidiyorsun? Ekibin mücadele ederken tünelleri kullandı. Eski Cybertron'a aittiler. Geçidi hemen kapatırsak Optimus Prime'a o kadar çabuk katılırız. Ona özürlerimi ilet. Prime'ın mesajını duymadın mı? Yardım istiyor. Ekip işi bana göre değil. Bu iş bittiğinde kendi yolumuza gideceğiz. Nasıl istersen ortak. Şunu kafana sok. Sen benim ortağım falan değilsin. Arsi, zor olduğunu biliyorum. Gerçekten. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Tailgate. Duygularını bastırmaya çalışman bir işe yaramaz. Tanıdık geldi. Tavsiye tavsiyedir. Peki söylesene, sonra ne oldu? Shockwave'in sanat eseri. Yüklendi ve kullanıma hazır. Arsi, tanıdın mı? Uzay geçidi Optimus'un söylediği koordinatlara ayarlanmış. Yeni Decepticonlar, Autobotlar oraya varamadan Optimus ve ekibini pusuya düşürecekler. Eğer Optimus'u ele geçirirlerse o zaman her şey biter. Bunu önleyebiliriz.
Hayır. Geçidi kapatacak donanımımız yok. Kontrol sistemini bozacağım. Nasıl halledeceksin? Öylece girip izin mi isteyeceksin? Ben değil. Sen. Affedersiniz. Tur grubumu kaybettim. Decepticon üssünün yerini biliyor musunuz acaba? Hoo! Kumandan Starscream söylemedi mi? Artık sizin tarafınızdayım. O korkak Optimus Prime otobotları bir başlarına bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Ne kadar dostane değil mi? Anladım ki tarafınızda olmalıyım. Starscream'in teklifini kabul ettim. Decepticonlar oraya vardığında Prime'ın halini bir düşünsenize. Ben de sizinleyim. Ciddiyim. Starscream'in planını biliyorum. Artık işe başlayabiliriz. Arkamda biri var, öyle değil mi? Starscream çaresiz bir esiri ortadan kaldırmayı başaramamış. Böyle ses çıkarması normal bir şey mi? Yabancı! Enerjon önleme kurallarını ihlal ettiniz değil mi? Zekice ama düzeltilemez değil. Seni alt etmenin başka güzel yolları da var. Aklından bile geçirmedim. Cliff. Evet, önemsiyorsun. Anlaşılan Shockwave'in tek kusuru küstahlığıymış. Yakalayın onları. Otobotlar, uzay geçidine yaptığınız her neyse tersine çevirin. Yardım istiyorlarsa ateş etmeyi kesmeliler. Çıkışımız engellendiğine göre tek yolumuz Prime'ın konumuna ayarlanmış uzay geçidi. Geliyor musun? Uzay geçidi havaya uçacak. Bütün gücünle saldır. Shockwave kurtulmuş mudur? Öyle umarım. Tekrar bir rövanş isterim.
Optimus'u bulalım. Ortak. Bol enerjon madeni ha? Umarım her yer böyle değildir. Cybertron'dayken Pas Denizi'nde kaybolduğum günü hatırladım. Ekibimi kaybetmiştim ve konuşacak kimsem yoktu. Öyle mi? Kabul et. Dostluğuma bayıldın. Garip. Ama Cliff'in konuşmalarına alışacağımı hiç düşünmemiştim. Artık sessizlikten başka bir şey duyamıyorum.